Artık her şey bitti. Bıktım bu sarı neden? Ay kız pardon. Ben sarı neysem sen de ne oldun belli aşkım. 60. bölümleri izliyoruz kız. 60 bölüm 60 ayrı erkekle kırmızı odaya gitti. Bak kimse kimse sevmek zorunda değil. Ama aramız iyiyken benim canlı yayınlarıma katılmayı biliyordunuz. Orada kendinizi gösterip Selin Ciğercinel'le konuşmayı biliyordunuz benim yayınlarımda. Aha aha. Aha aha. Boş verin el alem ne der ne der. Ay sıcak oldu. Aha aha. Aha aha. Boş verin el alem ne der ne der. Teşekkürler Murat Bey, çok haklı bir şarkı. Efendim Gıybet mi programına hoş geldiniz. Özleştik ayol kız, ne habersiniz görüşmeyeli. Çok konu birikti. Yapacak hiçbir şey yok. Her şeyi konuşmaya çalışacağım. Konular çok. İlişkiler çok. Her şey çok aşkım ya, bilmiyorum. 100 bin olmamıza az kaldı bu arada. Bak geçen hafta da söylemiştim bir önceki bölümde. 100 bin abone olmamıza çok az kaldı bir tane. Ne yapıyorsunuz? Bak buraya tıklıyorsun aşkım. Abone oluyorsun bir tane. Sonra ne yapıyorsun? 100 bin oluyorsun. 100 bin olduktan sonra ne yapıyoruz? Biz size bir sürpriz yapıyoruz. Allah'ın izniyle, bir aksilik olmazsa. Birkaç plan var. Ama 100 bin abone olmamız lazım aşkım. Sizi seviyorum deyip yine şok olacaksınız. Kısmetse olur aşkın gücünü konuşacağız. O kadar çok şey oldu ki kısmetse olur aşkın gücü programında. Onun haricinde de yarışmacılarla alakalı çok çok şey yaşandı. Diskalifiyeler oldu, elenmeler olmadı. İşte kaç bir şey duydum, onları da paylaşacağım. Direkt ilişkilerle başlamak istiyorum. İlk ilişkimiz Yaren'le Erhan'ı konuşmak istiyorum. Şimdi önceki çok tatlı, çok güzel bir ilişki. Biliyorsunuz ben başta Erhan'a inanmıyordum. Yani bana geçmiyor diye yırtınıyordum. Ama daha sonradan okeyim, yani alıştım. Sevdiğine de inandım. Hatta onların bir barışma sahnesi vardı. Ben orada dedim ki hadi bu çocuk çok seviyor. Kıymetini bil Yaren dedim. Neyse abi, sonra bazı problemler yaşadılar. Böyle daha doğrusu problem derken şöyle. Yaren çok trip atıyorsun aşkım. Çok alıngansın bir tane. Adam daha ne yapsın sana? Bu adam daha sana ne yapsın seni mutlu etmek için Yaren? Lütfen bir tane. Yapma. Her şey güzel olacak diye düşünüyorum. Erhan ilişkisinin inşallah sonu güzel olacak. Bazı dedikodular geldi. Sizler de duymuşsunuzdur işte ilişkiyle alakalı bazı problemler yaşandığına dair. Ama ben üstesinden geleceklerine inanıyorum. Bu ilişkinin de inşallah uzun bir süre devam edeceğini düşünmek istiyorum. Geliyorum Simge ile Sedat'a. Çok da gelesim yok aslında. Şimdi Simge benim arkadaşım, doğru. Severim. Ama Simge Sedat no. Ben bunu bilmem kaç hafta önceki videomda ne dedim? Halk bu ilişkiyi sevmeyecek dedim. Ne oldu bir tane? Halk kesinlikle Simge ile Sedat'ı sevmedi. Zaten şöyle bir durum da var. Sedat Simge'yi seviyor mu? Ya Simge Sedat'ı seviyor mu? Sorularının cevabı bende yok. Sadece anlık bir etkileşim oldu böyle karşılıklı. Bir böyle bir şey oldu anlık. Ama anlıktı yani, olmadınız bir türlü. Halk da kabul etmedi, ben de kabul etmiyorum. Bence siz de kabul etmediniz zaten. Yani Sedat'ın dönüp dolaşıp geleceği yer tekrardan Elif olacak. Bunu da söylemiştim. Görürsünüz. Hele ki şunu bir dipnot vermek isterim. Bu video yayınlandığında gala yayınlanmış olur mu bilmiyorum da. Bu hafta öyle bir gala var ki. İnanılmaz bir gala olacak. Yani haftanın finali. İnanın böyle izleyeceğimiz hep beraber böyle ağzımızın 100 metre açık izleyeceği bir gala olacak. Bütün detayları biliyorum. Ama izlerken yani büyük şok olacağıma da inanıyorum. Çok büyük bir heyecanlı gala olacak. Farkındaysanız Simge Sedat ilişkisinin üstüne bu gala detayını verdim. Oradan yakalamışsınızdır neyin ne olduğunu diye düşünüyorum. Sedat'tan bir tık soğudu. O Elif'e davranışları, evin içindeki hareketleri, en ufak bir şeyde böyle şeydaya diyorduk biz. Şeyleri okuyup, tweetleri okuyup işte konuşmaları okuyup geliyor diye. Şu an Sedat aynısını yapıyor. Okuyup gelip orada tekrarlıyormuş gibi bir hissiyat var bende. Diyorum ve Simge Sedat ilişkisinin çok az bir süre kaldığını söylüyorum. Kendi fikrim. Elbet bitecek, sonra Sedat da Elif tekrardan barışacaktır diye düşünüyorum. Sonra geliyorum. Can dostum. Yol arkadaşım, her şeyim, Şeyda, bir tane kız, naber? Özleştik kız Şeyda, valla bayağıdır konuşamıyoruz. Daldan dala Şeyda, sen nasılsın valla, yemin ederim.
Resmen daldan dalasın kız. Daha geçen hafta Çağrı diye ağlıyordu. Bu hafta Batu diyorsun. Ondan sonra bir Ozan dedin. Ne bileyim Bilek dedin kız sen. Seni konuşurken çok yoruluyorum. Çünkü isimleri ezberlemekte güçlük çekiyorum. O bu şu ona ona. Daha beynim yanıyor bir süre sonra. Tek aklıma kalan isim Şeyda oluyor. Diğer erkeklerin... Batuhan. Şimdi Batuhan'a bir yola girdin. Ne oldu bir tanem? Hoşlandın. Bir kalbin pıt 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 yaptı. Ne oldu aşkım? Olmadı. Ne oldu Batuhan sana? Pişş. Tekmeyi bastı. Vallahi çok güzel ya. Bak normaldi. Yemin ediyorum normalde bir kadını yapılsa ortada ayağa kaldırırım. Hani Batuhan'ın yaptığı doğru bir hareket değil. İşte şey daha tekmeyi rotundaya geçmek doğru bir hareket değil. Okey. Ama abi gram üzülmedim yani. Yaptıklarının, o evde yaptığın her şeyin sonucu bu olacaktı. Birisi sana o tekmeyi vuracaktı o tekmeyi. Yani sen çok güzel Batuhan'sa bir tekme vurdu bir tanem. Hiç kusura bakma. Sen ne yaptın orada Simge ile konuşurken? Simge oradan sen Hakkın çağırdı değil mi diyor. Karı demez mi? Yok. Yok deme öyle. Deme öyle. Galiba aklım oldu. Aa. Kız 3 gün önce Çağrı ile Aydın Çağrı ile bitirdin. Batu'ya geçtin. Batu'dan ayrıldın ona geçtin. Ondan ayrıldın ona geçtin. Ondan ayrıldın bana geleceksin 2 gün sonra. Karar ver. Bu kararsızlık nereye kadar? Neden böylesi? Vallahi çözemedim seni ya. Arkama doğru cümlesini duyduğunda deliriyor musun oralarda? Onu da duydum. Niye aşkım ne güzel. Hep beraber tren topuk olduk. Arkama doğru şey daa dedik. Tren topuk olduk. Sen de konuşuldun. Böyle bak. Sen olaylara geldi böyle bakamazsın. Seninle ilgili birazdan çok şey konuşacağım. O da ayrı bir konu. Geliyorum Rotunda'ya. Sen nasıl bir yarışmacısın? İnanılmaz. Şu kısmet olur evinin beklediği bir yarışmacıydı bence. Böyle bir isim gerekiyordu. Bildiğin Rotunda eşittir eve düşen yıldırım. Kızlar çıldırdı. Kusura bakmayın. Vallahi kızı kıskandınız. Bak Rotunda'yı kıskandınız siz. Yemin ediyorum kıskandınız ya. Bu kadarı belli edemez. Aşkım kız geldi. En başta zaten Aytol'u sevdiğini söyledi diye bir kinlendiniz. Başta Cansel olmak üzere. Bir kinlendiniz Aytol'u söyledi diye. Onu bir kenara attınız kız ama kızın umurunda mı? Asla değil. Cansel olacağı konusunda gereksiz üstüne geldiğini düşünüyorum Rotunda. Çünkü Rotunda'yı ben o anlamda konuştuğunu düşünmüyorum. Gözün olacağında olduğuna da inanmıyorum. Rotunda bence Bilek. Yani Bilek de güzel bir çift olabilirler. Ha, Batuhan'a bakar mı? Bakmaz. Neden bakmaz? Normalde tip olarak okey ama Batuhan'ın karakterini sevmediğini söyledi. Ama Rotunda sen çok fenasın. Aşkım tam eve düşen yıldırım. Tam gaz böyle devam edersin. O evde yolun uzun. Geliyorum Buse. Buse'den çok daha büyük bir etki bekliyordum. Aşkım çok güzel kızsın. Senden de bir eve düşen yıldırım etkisi bekliyordum. Ama o kadar etki yaratmadın ne yazık ki. Sadece o Berat'la olan kırmızı odada Berat'ın laşlatıp böyle o bakışlarınla eve gelişin çok güzeldi. Kendi ayakları üstüne duran böyle hani pardon sen kimsin tavırlarıyla o odadan çıkışın çok güzeldi Buse için. Severim Buse, iyi kızdır. Ama Buse de şey böyle hani hangi tarafta olacağına karar veremedi bir türlü. Onlarla mı olsun, öbürkülerle mi olsun, ne yapacağına karar veremedi. Olsun ama yolu çok mu uzun? Bence hayır. Ne yazık ki isterim yolu uzun olsun ama yolun uzun olacağını düşünmüyorum. Geliyorum. Evin yeni aybikesi diyebilir miyiz Elif'e? Tabii ki kimse bir aybiki olamaz, o ayrı bir konu da. O etki, o kitle, o fan, o sevgi, o izlenme kimse aybiki etmez, okey. Ama evdeki aybikeden sonra en çok kitlesi olan kişi sanırım Elif. Elif'le Zeyd biliyorsunuz ilişkiye başlamakla başlamamak arasındaki o ince çizgideler. Ama işte bunun asıl bombaları galada göreceksiniz. Şimdi söylemiyorum, galada inanılmaz bombalar var bu konularla alakalı. Elif'e tam ısındım. Hatta bir iki kere olumlu yorumlar da yaptım. Ama bu hafta tekrardan bir tık soğumakla... Yani bilmiyorum, Elif'e karşı nötrüm daha doğrusu. Hani hal ve hareketleri bazen çok hoşuma gidiyor, bazen de beğenmiyorum. Zeyd konusunda da Zeyd'i ben ilk kez böyle gördüm. Zeyd'i çok bayılmam bilirsiniz ama Zeyd gerçekten Elif'e karşı güzel bir şey hissediyor. Ama aşkım olmayınca da... Olmuyor, olmayacak da. Her şey çok güzel giderken Elif bence içine bu olayı ve tekrardan Serhat'a geri dönecek göreceksiniz. Yeni bir ilişki başladı Tuğçe ile Ozan. Mutluluklar diliyorum. Bu ilişki uzun sürer. İkisine birbirinden hoşlandığına inanıyorum. Bakın Tuğçe'ye bayılmam bilirsiniz. Ama bir gerçek de var.
bu ilişki sürer. Geçiyor mu diye sorarsa hakikaten de geçiyor. İnanıyorum ben bu ilişkiye. Yani rol olduğunu asla düşünmüyorum. Ozan'ın çok büyük etkisi var ama bu ilişkide. Yani tamamıyla Tuğçe'nin arkasında duruyor. Her dediğini okeyliyor. İşte savunuyor vesaire. Bunlar güzel şeyler. Çünkü evde Tuğçe, evin içinde, bak sizler tarafından söylemiyorum, evin içinde çok sevilen bir karakter değil ya Tuğçe. Ozan ona çok iyi geldi. Mutluluklar diliyorum. Geliyorum Cansel Oğulcan'ı. Bıraktığımız gibi hiçbir yeni bir şey yok. 14 Şubat hediyesi çok komikti, Oğulcan'ın Cansel'e aldığı hediye. Pijama takımı almışım, o komik bir hediyeydi yani, çok beğenmedim. Bunu zaten storyde de söylemiştim. Bu ilişki de devam eder. Dibine kadar da gider diye düşünüyorum. Ayşenur'a gelmek istiyorum. İlişki yaşayamıyor benim bacım, kurban olurum. Bir Ozan'ı beğendi aslında. Şimdi Ayşenur, hiç inkar etme. Beğendin çocuğu. O çocuk sana okey dese de sen yaşardın ilişki. Ama olmadı yani Ozan'ın gözü. Ya Ozan bence, şöyle söyleyeyim, Ayşenur'u beğenmedi daha doğrusu. Ben böyle hissettim. Ama Ayşenur'u çok beğendi ve isterdi. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok Ayşenur. Dilerim Allah'ın izniyle bir gün bir ilişki yaşayabilirsin diye düşünüyorum. Asıl bombamız. Şimdi birkaç haftadır çekemediğim için bu geçtiğimiz haftalarda oldu. Artık her şey bitti diyebilir miyiz? Aytol gittiği için. Ay bir kere Tolga biliyorsunuz diskalifiye edildi. Ama aslında işin gerçeği sanırım böyle değil. Aybüke ile Tolga sete gelmiyorlar ve sonrasında gelmek istemediklerini belirtip diskalifiye edildiği haberi konuluyor, söyleniyor. Çok mutlu olun. Bu evin ilk gününden beri dibine kadar bize geçen bir ilişkidir Aytol ilişkisi. Aybüke'yi çok seviyorum. Tolga'yı da seviyorum. İkili olarak bayılıyorum. Ve bu ilişkinin dışarıda çok daha mutlu olacağını düşünüyorum. Evde olmasını çok isterdim Aytol'un. İzlerken büyük bir kayıp hissediyorum. Allah da belamı. Gözlerim orada arıyor. Aytol nerede diye. Gözlerim arıyor aşkım. Ama Aybüke Tolga dışarı çok mutlu olun aşkım. Dibine kadar ilişkinizi yaşayın. Kimseye önemsemeyin. Kimse dilerini kale almayın. İlişkiniz çok güzel gidiyor. Yepyeni bombalarla bizim karşımızda olun inşallah diyorum. Ve sizi kocaman burada öpüyorum. İlişkinizin sonsuz sürmesini diliyorum aşkım. Ve Aytol fanları, sizlere de öpüyorum. İnanılmaz bir kitle arkadaşlar. Yani gerçekten Aytol'un kitlesi inanılmaz büyük bir aile. Nereye baksam, nereye girsem hep bir Aytol fanı. Aytol, Aytol, Aytol. Ve farkındaysanız izlenmeleri de bu yansıdı aslında Aytol'un gidişinden sonra. O kadar büyük bir aile ki Aytol. Kız 1 milyon tweet attı. 1 milyon tweet attılar. Neydi tweetin? Aytol biziz, en büyük biziz, zirve biz, öyle bir şey. Trend topic yaptılar ve 1 milyon tweetle. Siz nesiniz kız? Bu nasıl bir kitle? Bu nasıl bir şey? Kız Aybüke sen ne yaptın, bunlar sana bu kadar hayran? Aşkım maşallah diyorum gerçekten, gözü olanın gözü çıksın, nazar değmesin diyorum ve geliyorum. Bu hafta çok gerildiğim, streslendiğim, kendimi yerden yere vurduğum, çıldırdığım bir konu. Benle alakalı. Şimdi bugüne kadar Cansel'le ilgili tek kelime kötü bir şey konuştum mu? Tek kelime olumsuz bir şey söyledim ya da onu yerecek, onu üzecek bir şey söyledim mi? Eğer ki söylediysem alta yazın. Berkay sen bunu söyledin, bunu yaptın diye. Asla, asla. Aksine pozitif oy verdin ve benim ağzıma hepiniz. Hepsini ben hatırlıyorum. Ama Cansel ne yaptı bu hafta? Hop beni takipten çıkardı. Bakın konu beni takipten çıkarması değil. Konu bu değil. Ne olmuş olabilir de beni takipten çıkarmış olabilirsin. Cansel diye bir araştırmaya girdim. Şöyle bir girdim araştırmalara. Sonucunda ne öğrendim biliyor musunuz? Tuğçe, Cansel'in aklına girmiş benimle ilgili. Berkay senden prim kasıyor. Pardon, Cansel'in benim bilmediğim korkunç bir kitlesi vardı. Ben ondan prim mi kasacağım? Cansel'in o kadar büyük bir kitlesi yok ki aşkım. Evde Aybüke'nin kitlesi var. Ardından Elif'in kitlesi var. Ardından Yaren'in kitlesi var. Böyle giderken Cansel sen hangi taraftasın? Cansel'in o kadar büyük bir kitlesi yok ki. Cansel Oğulcan ilişkisinin çok deli gibi bir kitlesi yok aşkım. Bu bir gerçek. Ama ben Cansel'i kişisel olarak çok seviyordum. Hatta yazışmalarımız duruyor. Telefonumda hepsi var. Hepsi duruyor burada. Berkay çok özlettin kendini. Sete gel diyen Cansel ne oldu? Ha? Tuğçe sana ne dedi de sen bunu hem... Oğulcan da beni sevmiyormuş. Ne yapmışım ben size? Bak kimse kimse sevmek zorunda değil. Ama aramız iyiyken benim canlı yayınlarıma katılmayı biliyordunuz.
Orada kendinizi gösterip Selin Ciğercilerle konuşmayı biliyordunuz benim yayınlarımda. Ne oldu Cansel Hanım ha? Selin Ciğerci oradan sana yazdı. Ay Cansel sana bayılıyorum yazdı benim yayınımda. Diye bir kendinden geçtin Cansel. Heyecanlandın hemen Selin Ciğerci takibi aldın. Ne oldu bir tanem şimdi? İşte bu işler böyle. Hakikaten kimseye güven yok. Yazık. Beni sevip sevmemenle ilgilenmiyorum. Konu bu değil. Ona göre davranacaktın o zaman. Geliyorum Tuğçe'ye. Tuğçe'yi de şöyle normal karşılayabilirim. Yani arkamdan konuşmasını. Şöyle ama. Bak ben ne yapıyorum? Gördüğün gibi bak konuşuyorum değil mi Tuğçe'ciğim? Ve yayınlıyorum. Sen nasıl Cansel'e gidip Berkay, buraları biple, Berkay, Berkay, Berkay gibi kelimeleri hangi hakla kullanabiliyorsun? Ha? Kanıt olsa elinde sana gider dava açarım. O ayrı bir konu. Ama elimde böyle bir yazılı ses kaydı falan olmadığı için bunları net bir şekilde yayınlayıp işime geleni yapamıyorum. Şeyda da aynı şekilde. Şeyda! Canım! Kız sen ne istiyorsun benden? Ben burada konuşuyorum. Sen de al şu telefonu. Ulan Berkay! Sen benden ne istiyorsun? Konuş. Cevap vereyim sana. Sen niye arkamdan iş çeviriyorsun? Sete gidip setin ortasında bıktım bu sarı neden? Ay kız pardon. Ha? Ben sarı neysem sen de ne oldun belli aşkım. Ha ben size dönüp bilmem ne demiyorsam siz de benim arkamdan gelip diyemezsiniz. Tamam mı bir tane? Hiç kimse umurumda olmaz. Gittim Cansel'e yazdım. Dedim ki Cansel senden hiç beklemezdim bilmem ne. Yazdım. Hemen yazdım. Görüldü. Demek ki doğru. Tuğçe'ye yazdım. Kız dedim sen hayırdır böyle böyle demişsin derim. Görüldü. Şeyda'ya da yazdım. Dedim ki Şeyda dedim birbirimizi sevmediğimizi dibine kadar biliyorum. Bunu tüm dünya biliyor artık. Ama dedim böyle kelimeler pardon hoş değil yani. Ben nasıl ki size küfür etmiyorsam, hakaret etmiyorsam siz de bana küfür edemezsiniz, hakaret edemezsiniz aşkım. Bunlarda bir hemfikir olalım. Beni gelin eleştirin. Alın bunu. Benim gıybet mi der bir şeyler paylaşın. Bak bu böyle yaptı bana böyle paylaş bunu. Bunları konuş. Bunda problem yok. Ama sen gelip de arkadan konuşamazsın. Şeyda bunu inkar etti bu arada. Ben senin arkandan böyle bir şey konuşmadım diye bana cevap verdi. Ben bir şey yazmadım. İnanıyor musun diye sor. İnanmıyorum. Ben Şeyda'nın arkamda konuştuğuna inanıyorum. Çünkü bazı şeyler geldi yani net yani. Ha, Simge'nin de arkamdan konuştuğu söylendi. Birebir Simge'yi aradım. Dedim ki bacım böyle böyle bir şey dedim doğru mu? O da yok dedi. Ben de Simge'ye inanmayı tercih ettim. Bu kadar. Ama kime inanıp inanmayacağımı ben karar veririm. Ama bir daha böyle bir şey olsun. İstemiyorum. Hoş değil. Ha geliyorum bir diğer konu. Kız Şeyda sen gelip Elif'e dedin ki... Ay Elif için erkek olsun yeter. Kız bunu sen diyemezsin. Sen nasıl diyorsun bunu? Erkek olsun yeter nasıl diyebiliyorsun Şeyda? Kız sen. Bak aralığı bilmem kaçına başladı program. 55. 60. bölümleri izliyoruz. Kız 60 bölüm 60 ayrı erkekle kırmızı odaya gitti. Sen nasıl diyorsun ki Elif'e erkek olsun yeter? Kız sen. Aa, çıldıracağım ya Rabbi. Kız utandın mı? İzlerken de mi utanmadın? Kendini izliyorsun değil mi yani böyle? Orada diyorsun Elif'e erkek olsun yeter diyorsun. Ardından beyninde şöyle yanması lazım. Aa ben bununla gittim kırmızıya. Böyle Elif bir kişiyle yaptı iki kişiyle. Kız sen 9 erkekle de kırmızı odaya gidecektin. Ah Şeyda. Kız utanmıyorsunuz da. Vallahi bak konuşuyorsunuz. Sonra dönüp demiyorsunuz ki kız ben ne dedim niye böyle oldu? Kız utanıyor. Aa, abla Elif. Elif'e aşık birisi değilim ama kurban olayım. Yok yani. Çüş yani. Hani anladın mı? İlk bölümlerdeki git Serdar Bilek Sedat. La 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 la. Abla erkekleri tükettin. Senle kırmızı odaya giren erkekler ev odadan çıktıktan sonra bismillahirrahmanirrahim bir şeyler oluyor adamlara. Ha Batuhan'ı çıldırttık. Çağrı kafayı yedi. Kız sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kız sen bunu? Aa, aşkım kuru. Beni bir arasana bak. Hep söylüyorum. Şeyda beni ara. Bak bir daha söylüyorum. Şeyda beni ara. Ara aşkım. Ara bir konuşalım. Her şey çözülecek. Bak yemin ederim. Beni bir kere arasana. Bak numaramı yazacağım. Hep söylüyorum. Beni ara. Konuşalım çözelim her şeyi. Üstüne gerekli konuşmaları yaparız. Ama bir daha sakın. Bak hiç kimse Elif için de demiyorum. Evdeki hiç kimseye erkek olsun yeter deme. Kız vallahi çok komik. Ben güldüm. Aa tam Burak böyle kahkaha attı Burak. Yapma.
Ne olur aşkım kız, vallahi çok komik oluyorsun. Kız bu arada videoyu izleyenlerin %93'ü hala kanalıma abone değil. Çok ayıp kız bu saatten sonra. 500 yıldır sizin için uğraşıyorum. Ne yapıyorsunuz aşkım? Kanala abone olun. Abone olup öyle izleyin hep beraber. Öptüm aşkım. Evet. Ne diyorduk? Ay bu hafta ben çıldırdım. Şimdi Öykü Hanım, sevgili Öykü Serter, öpüyorum buradan, çok seviyorum. Abi şimdi Öykü Serter Simge ile özel bir şey konuştu. Kenara bodrum kısmı var ya onların, oraya götürdü. Simge ile özel bir şeyler konuştular falan. Sonra Öykü Hanım içeri geri geldi. O sıra şeytan dert durağında bizimki. Dert durağında orada oturuyor, tamam mı? Öykü Hanım geldi yanına şeytanın. Ay ne oldu şeytan dedi. Cevap. Bu kadar ağır olmamalı Öykü Hanım. Ama kız bir şey soracağım. Ne yaşadın? Seda ablam hep soruyor ya. Gülben Ergin'e diyor ya Seda'sı. Kız sen ne yaşadın bu kadar? Anlat herkese. Hakikaten şey de sen benim bilmediğim ne yaşadın o evde? Ben de izliyorum. Ben 60 bölümde hep beraber izliyorum. Ne yaşadın? Sen bir şey yaşamadın ki bir tanem. Şeyda. Bir de ağladı. En başta ağlayamadın ya kız Şeyda. Başta ağlayamadın ya, sonra kendini şöyle bir sıktın, bir zorladın. Vix mi sürdün kız? Ne yaptın ağlamak için? Sonra bir baktım gözyaşı akmaya başladı. Bu kadar ağır olmamalı Öykü Hanım. Bir baktım gözyaşı akmaya başladı. Profesyonelsin. Sen bana demiştin ya, bir de baktın ileride belki sunucu oldum diye. Kız belki de oyuncu oldun ha. Bu kadar profesyonellik gerçekten takdire şayan. Aşkım, her izlediğimde senden farklı bir şey öğreniyorum. Değişik şeyler öğreniyorum. Teşekkür ederim bu arada. Çok bilgili bir kadınsın yani. Ekstra bir bilgiler, kültürel niteliklerde bilgiler veriyorsun bize. Allah senden razı olsun. Ama Öykü Hanım bir farkında inanır mısın? Sen onu rol yaptığını kız herkes gördü. Ay, bir de ağlamaz. Sırf Simge'yi kıskandın. Öykü Hanım orada birebir Simge'yle ilgilendi, konuştu diye. Ah Öykü Hanım benimle nasıl ilgilenmez diye gittin, kudurdun. Ne yapsam dedin. O kadar ağır olma bunu Öykü Hanım. Dedin ve orada iki dakika bir şey konuşuyor Öykü Hanım'la yani. Ay ya kız. Vallahi çok komik duruma düşüyorsun. Beni arasan çözeceğiz hepsini. Bambaşka bir şey daha çıkaracağız oraya. Beni aramıyorsun. Ya aramıyorsun. Aramıyorsun bir tane. Yapacak hiçbir şey yok. Olcan'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben başta Olcan'ı çok seviyordum. Zaten biliyorsunuz. Şu anda sevmiyor falan değil. Nötrüm. Çünkü hiçbir şey yapmadım. Hep enişte, enişte diye gezdiğim halde bir anda beni takip etmeye başladım. Sinirlenmiş. Beni sevmiyorum. Çok da önemli değil de. Şöyle bir şey dikkatimi çekti son dönemlerde. Tolga evden gittiğinden beri Oğulcan evin ağası gibi davranıyor. Hani Tolga varken böyle bir Oğulcan yoktu ama Tolga gitti. Hani şey mi düşündünüz? Tolga gitti, ortam bana kaldı falan mı diye mi düşün Oğulcan bilmiyorum ama öyle bir izlenim yaratıyorsun. Şöyle bir gerçek de var. Gerçekten o evdeki en düzgün adamlardan bir tanesiydi Tolga. Yani Tolga olsun, Erhan olsun, Bileko. Bunlar çok düzgün gerçekten. Hani böyle etliye sütliye karışmayan, sadece ilişkisine daha fazla odaklanmış insanlar. Tolga ve Erhan'dan bahsediyorum. Sen de otu ilişkini yaşa. Yani evin ağası gibi her gelene bir yorum. İşte değişik şeyler yapıyorsun Olcan. Anlamadım hakikaten. Bu yani sevip sevmemek konusu da değil. Gereksiz geldi bana o tarz. Tolga gitti, tahtlar bana kaldı gibi bir imaj. Gerek yok, yapma. Sen zaten ilişkinde gündem olabilen bir insansın. İlk günden beri Cansel dedin, takdir ediyorum. İlişkiniz inşallah çok uzun sürer. Ama yapma öyle şeyler, komik duruyor. Bir de biliyorsunuz çok yakında... çok yakında mı diyeyim? Yakında oluyor mu? Oluyor tabii. 2-3 hafta. Mart. Aynen. 2-3 hafta içinde bomba bir diskalifiye var yine. Bu sezon kısmet olur tarihinin diskalifiyeler rekorunu kırıyoruz gerçekten. 2-3 hafta içinde yine bir diskalifiye var. Ondan sonraki süreçte şok olacağınız bir eleme var. Normal bir eleme. Sevineceğimiz elemeler olacak, tekrar geri gelenler olacak. Şununla ilgili de bir şey söylemek istiyorum, sonra yavaş yavaş bitireceğim. Sık 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 bana yazılan bir konu. Berkay, Yaren'in, Ayşe Nur'un, Simge'nin şeytanı yaptıklarını görmüyor musun diye bir algı oluşmuş. Zorbalık falan filan diye söylemişsiniz. Şimdi şöyle bir şey var, Yaren için söylemek istiyorum. Yaren'in, siz bana öyle yazdıktan sonra ben bir daha bazı kısımları izledim. Tekrardan baktım, dedim ki bir de o gözle bakayım dedim. Hani bu insanlar boşuna konuşmuyordur yani hani.
Tekrarlamak, evet. Size hak verdiğim gerçekten noktalar var. Bazı yerlerde işte Elif'e davranışları vesaire doğru hareketler değil. Ama kusura bakmayın, %100 de Yaren haksız diyemeyeceğim. Ama onu da çok başka bir konuya bağlıyorum. Yaren'in bu kadar zorba kelimesini sevmiyorum. Agresif davranışlarının sebebinin ilişkisiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Hani ondan kaynaklı bu kadar başka şeylere tepki verdiğini düşünüyorum. Ama Yaren gerçekten son dönemlerde ekstra bir agresif, bu doğru. Ayşenur'la ilgili de şunu söyleyebilirim. Şimdi bakın, ilişkisi yok. 60 bölüm oldu, hala bir ilişkisi yok. O yüzden ne yapsın kız? Kenara geçsin, böyle otursun. Çekim videosunu beklesin, izlesin, sussun. Tabii ki yorum yapacak. Tabii ki bir şeylere dahil olacak. Tabii ki yani tartışma da çıkartabilir. Bu kadar bence Ayşenur'a verdiğiniz tepkiler çok doğru değil bence. Bazı noktalarda ben de Ayşenur abarttın artık dediğim yerler oluyor. Ama aşkım, ilişkisi yok. Ne yapsın evin içinde? Ne yapabilir? Valla kusura bakmayın da erkekler Ayşenur'u seviyor. Yarışmacılar Ayşenur'u seviyor. Sizler sevmiyor olabilirsiniz ama evin içinde sevilen bir karakter Ayşenur. Ben bunu söyleyince bana kızıyorsunuz ama evin içinde yarışmacılar tarafından Ayşenur seviliyor. Bunu görmüyor musunuz yani? Sevilmiyor olsa 100 kere elenmişti yani. Sonuçta ilişkisi olmayan, hiçbir şey yaşamayan, sıfır bir şey yaşayan kız Ayşenur. Diğerlerine tanışma yolu, bilmem ne yolu, o yolu, bu yolu, bu yolu, bilmem ne yoluna gittiler. Kız hiçbir şey yaşamadı. Ona rağmen 60 bölümdür evin içinde. Ayşenur'la alakalı dediğim gibi yani bu kadar büyük tepkiler vermemiz bana saçma geliyor. Bir diğer kişi de Cansel. Cansel rutinlerin üstüne gereksiz gitti. Başka? Başka da bir şey yok yani. Saçmaydı o konuda, öyle bir yükseldi, böyle elini kaldırdı. Cansel maalesef, tamam anladık Cansel'sin de abartma aşkım. O da rutinda yani, dönüp bakar. Yani hepiniz kıskandınız zaten rutindayı, neyse. Diyorum ve bakıyorum. Başka da bir yok. Efendim son bir şey soracağım size. Kısmetse olur yorumlarım devam etsin mi? Soru 1. Yorumlarda bekliyorum. İkincisi de ekstra Berkay, biz şunu görmek istiyoruz. Böyle bir şey görmek istiyoruz. Berkay bize bunu yap. Berkay bize bunu getir. Berkay böyle bir şey çek. Dediğiniz şeyler varsa hepsini yorumlara bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Beni Instagram'dan, TikTok'tan takip etmeyi unutmuyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Artık kanalımızı klasik şarkısıyla bitiriyorum. Çok yakında bağıra çağıra bu şarkıyı söyleyeceğimiz günlerin geleceğine de inanıyorum. Sizi seviyorum. Gidişin var ya süperdi, o surat ifaden görülmeye değerdi, nasıl da vurdun mor. Ay, az kaldı söyleyeceğiz, vallahi inanıyorum. Gidiyorum demeden, gidişin var ya süperdi, o surat ifaden görülmeye değerdi, nasıl da vurdun sana tekmeyi. Orada güzel yakıştı, unuttum seni. Unutacağız inşallah, sen Allah'ın izniyle.